Selamünaleyküm arkadaşlar. 2 Ağustos 2023 Çarşamba akşamındayız. Köyümüzde şu an güneş batmak üzere. Gün içinde hava çok sıcaktı arkadaşlar. O yüzden pek bir yere gidilmiyor köyümüzde. Fakat şu an tatlı bir esinti var. Bu da çok etkili oluyor şu an için. Yerler çünkü çok fazla sıcak. Şu an deprem evlerinin yapımının olduğu yerdeyim. Köyümüzün mezarlığının da bitimi oluyor. Akşam serin olduğu için köyümüzün ablaları, abileri tur atıyor karşıya. Çünkü gün boyu evler de dahil olmak üzere çok sıcak. Deprem evleri 2 tane böyle tek katlı olacak arkadaşlar. Onların da betonları dökülmüş durumda. Diğer evlerin de tuğla işlemi neredeyse bitmiş diyebiliriz. Üzerine de yanılmıyorsam çelik ev yapılacak. Evlerin görünümü bu şekilde olacak. Tabii bittiğinde çevre düzenlemesi yapılacak buralarda arkadaşlar. Şu arka tarafa duvarlar çekilecek. Bu alt kısımlarda ise istinat duvarı yapılarak çevre düzenlemesi yapılacak Allah'ın izniyle. Bittikten sonra Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Çünkü köyümüzde depremden sonra bazı arkadaşların evi henüz çok sıkıntılı durumda. O halde oturmak zorunda kalıyorlar. İnşallah bu sene teslim edilirse onlar da rahat rahat huzurlu bir şekilde Allah onlara oturmayı nasip etsin. Tabi buralar bizim köyün geçmişi bilinmiyor arkadaşlar. Yani kurulumu olarak. Ve burada çok fazla afet yaşanmış anlatılanlara göre büyüklerimizden duyduğumuz çok fazla depremler şu karşı tepe şuradan sürekli çığ geliyormuş eskiden. Tabii şu an pek çığ olayı olmuyor. Çünkü öyle çığ gelecek kadar fazla kar yağmamakta şu an. Köyümüzün şuradan arkadaşlar deresi geliyor. Böyle bu şekil akarak köyün içinden aşağıya doğru gidiyor. Fakat eskiden söylenen dere bu şekil buradan gelip Adış'a akıyormuş. Adış'ın dere dediğimiz yer var. Oraya akıyormuş. Fakat sonrasında olan depremler ve gömülmeler olduktan sonra dere sağ tarafa kaymış. Şu an dere şu evin
aşağısından gitmekte. Hatta bazı şeylere göre mesela bizim köyden özellikle Niğde'ye göç çok. Benim Niğdeli arkadaşlarım da var mesela. Onların şivesi de hemen hemen bizim gibi konuşuyorlar. Kelimeler, söylemler neredeyse hemen hemen aynı. Bir de buradan Diyarbakır'a giderken girişinde Alos diye bir köy var arkadaşlar. Onların da bu köyden göçtükleri söyleniyor. Oralı bir arkadaşım da var. Buradan göçüp gitmişler. Çok fazla afet oluyor diye. Tabii dünyanın hali pek olumlu değil şu an. Bayağı bir sıkıntılı. Depremler, yangınlar, sel felaketleri. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Dua etmekten başka şansımız yok arkadaşlar. O sebepten kendinizi fazla dünya malı için harap etmeyin. Şahsi düşüncem bu. Anın tadını çıkarmak gerekir. Deprem evleri bittikten sonra da manzara bu arkadaşlar. Tabii o zaman nasip olursa geçen arkadaşlardan birine geçip balkonunda bir çay yapıp böyle akşam üzeri köyü seyrederiz Allah nasip ederse. Allah ömür verirse bizlere. ...25-30 yıl önce arkadaşlar buradan baktığımızda köyün şöyle dere yatağı ve birçok yerde kavak ağaçları vardı. Zamanla kesildi. Bir de eski toprak evler çok fazlaydı. Zaman geçtikçe yıkılan evlerin yerine betonlaşma olduğu için şu an köyün görüntüsü eski güzelliğinde değil. Eski fotoğraflar oluyor. Bakıyoruz mesela. Tabii benim hatırladığım dönemler de var. Sıralı bir şekilde bütün evler birbirine birleşik bir şekilde yapılmış. Çok güzel bir görüntü oluşuyordu. Fakat şu an betonlaşma olduğu için genellikle pek güzel görünmüyor. Şahsi fikrim. Çünkü betona karşıyız arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.